Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. İnsanda sinir sistemi konusunu işleyeceğiz ve beyin kısmıyla başlıyoruz. Evet, beyin demeden evvel Vural Hocam. Biz insanda sinir sistemini kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Ondan bahsetmemiz gerekiyor. Bir Hı -hı. konu ağacı verdik ki öğrencilerimizin aklında daha da güzel kalsın diye. Çünkü konu biraz çetrefilli, dallanıp budaklanıyor. Hı -hı. Budaklandıkça dallanıyor, ileride birleşiyor falan. Garip durumlar söz konusu. Arkadaşlar, biz insanda sinir sistemini... Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Merkezi sinir sistemi de kendi içerisinde yine ikiye ayrılıyor. Beyin ve omurilik olmak üzere merkezi merkezde beyin ve omurilik var. Beyine bakacak olsak beyin kendi içerisinde üçe ayrılıyor. Ön beyin, orta beyin, arka beyin. Bunların her birisinin önemli görevleri var. Ön beyin yine kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Uç beyin ara beyin diye. Ara beyin yine ikiye ayrılıyor. <gülüyor> Hipotalamus <gülüyor> ve talamus diye. Şimdi arka beyine bakacak olsak arka beyinde beyincik, omurilik soğanı ve pons dediğimiz yapılar var. Her İnsan birisi yapılar var arkada. Çok Arka önemli. Alakalı, evet. Yani Vural olacağım, e, hayatla alakalı, hayatımızla alakalı, e, günlük e, hayatımızı sürdürmeyle alakalı çok Netflixler, ilginç özelliklere, özellikleri gerçekleştiren yapılar bunlar. Çevresel sinir sistemi ikincisi merkezi sinir sistemi, çevresel sinir sistemi. Çevresel sinir sistemi de motor bölüm ve duyu bölümü diye ikiye ayrılıyor. Motor bölüme biz somatik sinirler, otonom sinirler diyoruz. Otonom sinirler de kendi içerisinde sempatik ve parasempatik sinirler olmak üzere ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Kavram haritasına iyi bakın. Eee buradan Neden? yani konuyu burada kafanıza oturtmanız gerekiyor. Ne nerede? Çünkü Ama oralardan sorular sorular gelebiliyor tabii ki. Abi ben. Şimdi Birincisi merkezi sinir sistemi. Arkadaşlar merkezi sinir sistemi beyinden oluşuyor. Beyin ve omurilikten oluşuyor. İlk önce beyni e, görmemiz gerekiyor. Beyin arkadaşlar yaklaşık 1300-1400 gram ağırlığında bir organımız. Şimdi bayanlarda ağırlığı biraz daha az. Erkeklerde biraz daha fazla. Fakat... Bak bilimsel konuş. Gözünü seveyim. Sonra bir <laughs> sıkıntı yaşamayalım. Tamam. Ee, bilimsel budur. <laughs> Filmsel değil. Ee, ama erkeklerde niye fazla? Çünkü erkeklerde kontrol edilmesi gereken biraz daha fazla e, miktarda kas var. Hmm. Onların kontrolü e, için biraz daha e, büyük olması gerekiyor. Yani e, beynin ağırlığının fazla olması çok zeki olmamız manasına gelmiyor. E, çünkü atlarda da beyin var. Onların beyni çok daha da ağır mesela bizden. E, ama bizim kadar zeki değiller. Ama kas yapıları çok fazla. Gerçi bazı atlar bazı insanlardan zeki oluyor ama... <laughs> Şimdi hocam beynin omuriliğe oranı aslında zekayı belirliyor diyebiliriz. Beynin omuriliğe oranı yani fillere bakacak olsak fillerde de baya büyük ağır bir beyin var ama omuriliğe oranı insan kadar yüksek büyük değil. Omuriliğin küçük mü olması gerekiyor? Evet bizde omurluk biraz daha küçük hmm. tamam mı? Yani beyin omurluk oranı biraz daha fazla yüksek bizde. Evet. Evet. Yapısında milyarlarca sinir hücresi bulunur diyoruz. 30 milyar sinir hücresi var beynimizde hı hı. E, bulunuyor. Beyinde dıştan içe doğru bakacak olursak 3 katlı e, zar tabakası olduğunu görüyoruz. Hı hı. Birazdan göreceğiz ama şöyle söyleyelim. Sert zar, örümceksi zar ve ince zar olmak üzere üçlü zar sistemi bulunuyor. Şimdi en dış kısmında kafamızda deri var. Deriden saçlar çıkıyor tamam mı? Bazı insanlarda deri çok fazla olabiliyor böyle. Ne oluyor böyle? Kırış kırış olabiliyor alnı falan. Hı hı. Ameliyatta falan onu düzeltiyorlar, gerdiriyorlar. Tamam mı hocam? Daha iyi bilirsin. Ee, hemen derinin altında kafatası bulunuyor. Kafatası zarı bulunuyor. Kafatası zarının altında da kafatası kemiği var. Kafatası kemiği bir kutu gibi beyni çevre sarmış vaziyette. Yani şu şekilde içeride beyni koruyor. Bazı tamam insanlarda mı? daha sert olur. İyi Bazı bilet insanlarda bilet. daha sert olur. <laughs> Evet. Ee, hemen onun altında sert zar var hocam. Kafatası kemiğine yapışmış vaziyette. Hı hı. Aslında beyni kafatası kemiğine bağlıyor. Sert zar. Sert zarın hemen altında sert zara yapışık olarak örümceksin zar var. Örümceksin zar da şöyle çıkıntılar var. Tamam hı hı. mı? Ne yapıyor? Beyni askıda tutuyor. Yani şu şekilde. Beyin şöyle, beyin diyecek olursak şuna... Şöyle örümceksi zarlarla askıda tutulmuş vaziyette. tamam Sağa sola çarpmasın adeta. Aynen Koşarken öyle. Ortada askıda tutuyor evet. Hmm. Ee, aynı var. zamanda e, örümceksi zar ile ince zar arasında beyin omurilik sıvısı BOS dediğimiz bir sıvı var. Bu sıvı içerisinde yüzdürülüyor beyin. Hmm. Yani kafaya bir darbe aldığın zaman o darbe olduğu gibi içeriye iletilmiyor. Eğer yapışık olsaydı beyin e, kafatasına aldığın darbe içeriye doğru iletilirdi. O sıvı ne yapıyor? beyni e, darbelerden koruyor. Darbeyi absorbe ediyor. Hı hı. Aynı zamanda yani yüzdürülüyor. Eğer böyle bir şey olmamış olsaydı beyin alt tarafa e, çökerdi. Alt taraf ezilirdi. Zaten çok nazik hücreler, nöronlar hı hı. ezilir giderdi. İnce zar dediğimiz zar da beynin bütün kıvrımlarını silme kaplatıyor, kaplıyor. Her tarafı böyle kaplamış vaziyette. İnce zarda beyni besleyen e, kan damarları da var. Eee bu sayede beyin besleniyor. Eğer buzlardaki işte kılcal damarlar çatlayacak patlayacak olursa beyin kanaması geçirmiş oluyor insan. Hemen alt tarafta beyin başlıyor. Şu kısım artık beyin. Beynimizin o kabuk kısmı, dış kısmı boz maddeden oluşuyor. İç kısım yani şuralar ak maddeden oluşuyor. Tamam mı? Şöyle ak madde şu kısmına boz madde diyebiliriz. Eline kesit aldığımız zaman. Tamam. Biraz daha şimdi zarları e, ayrıntılı bir şekilde görelim. Geçelim hocam. Peki. Şimdi zarları biraz da e, detaylı bir şekilde inceleyelim. Gerçi büyük bir kısmını söylemiştik görevleriyle ilgili olarak. Ne dedik? Sert zar, örümceksi zar ve ince zar. En dışta sert zar bulunuyor. Kafatası kemiğinin altında. Kafatası kemiğine yapışık vaziyette. Beyni mekanik etkilerden yaralanma ve zedelenmelerden koruyor. Tamam. Örümceksi zar taşıdığı bağ dokusu lifleri ile... İçteki ince zar ile sert zar birbirine bağlıyor. Yani şöyle ne demiştik az evvel de göstermiştik. Hı hı. Beyni askıda tutuyor tamam mı? Tamam. Şöyle e, ince zarda en içte bulunan beynin bütün o kıvrımlarını Taşıyan zar. Ee, kapatan örten zar, örten zar. E, yapısında kan damarı bulunur. Bu önemli. Hangisinin yapısında kan damarı bulunur diye sorulabiliyor bazen. Hı hı. İnce zarda kan damarı bulunur. Beynin bütün kıvrımlarını örter dedik. Beynin besin ve oksijen ihtiyacını karşılar. Çünkü kan damarı var. Kan damarı beynin besin ve oksijen ihtiyacını karşılamada görev alıyor. Bu oluyor. menenjit hastalığının burayla mı alakası var? Bunun menenjit, e, aynen öyle. <laughs> Biz bunlara menenjit zarları da diyoruz. Hı hı. Tamam mı? Bu zarlar eğer iltihaplanacak olursa ve ince zara sıçrarsa e, yani beyinde e, kalıcı hasarlar olabiliyor. Hı hı. E, virütik ve bakteriyel hastalık e, kaynaklı olabiliyor. Onlardan bahsedeceğiz. Tamam. Ben yani sinir erken. sistemi hastalıkları konusunda bahsedeceğiz. Hı hı. Şimdi burada şuna dikkat çekmek istiyoruz. Yine söylemiştik ama örümceksi zar ile ince zar arasında beyin omurilik sıvısı bulunur. Yani yine sorularda e, hangi zarlar arasında bulunur? Beyin omurilik sıvısı diye gelebiliyor. Hı hı. Bazen şıklarda işte örmeyeceksiz zar, sert zar, ince zar, sert zar falan diye. Örmeyeceksiz zar ile ince zar arasında bulunur. Hı hı. Bu kısma dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Ne yapar? Beyin omurilik sıvısı beyinde bulunduğu gibi aynı zamanda omurilikte de bulunuyor. Hı hı. Tamam mı? E, mekanik etkilerden beyni ve omuriliği koruyor. Yani o darbelerden koruyor. Absorbe ediyor darbeleri, sinir hücreleriyle kılcal damarlar arasındaki besin alışverişini sağlar. Hı hı. Merkezi sinir sistemindeki iyon derişiminin dengede kalmasını sağlıyor. Aynısı omurilikte de var demiştik. Yani kılcal damarlardan çıkan süzüntüdür aslında o beyin omurilik sıvısı. Bazen omurilikten sıvı çekerler. Oraya bakarlar. İşte o beyin omurilik sıvısını alıyorlar aslında. Yine doğum esnasında bazen çocuklarda beyin omurilik sıvısı çok fazla olabiliyor. BOS dediğimiz hidrosefali dediğimiz bir hastalık meydana geliyor. Beynin büyümesini engelliyor. Basınç yapıyor. Sıvının çok fazla olması da zararlı. Geçelim hocam. Bir şey soracağım. Bu potasyum şeyi vardı ya, yani sinir hücrelerinde, beyin sinir evet. hücrelerinde. O normal sinir hücreleri O normal sinir hücrelerindeki impuls uyartı iletiminde görev tamam. alıyor. O, o farklı, bundan farklı. Şimdi beynimizin içeriğine bakacak olursak vur olacağım. Ee, i̇nsan beyninin yüzde 77, 78'i su. Zaten vücudumuzun yüzde 70'i su idi. Yani dörtte bir e, suya sahibiz. Beynimizde Buradan nasıl nasibini almış yani büyük oranda su içeriyor hepimizin beynin su torbası hani diyorlar ya beynin sulandı mı falan evet sulandı yani beynimizde %77 oranında su var %10-12 civarında yağ yağlı bir beyne sahibiz bu da neden kaynaklanıyordur o sinirlerin hani akson kısımları var demiştik ya mielin mielinler yağlı kısımlardı. Onlardan kaynaklanan bir yağ e, tabakası, e, ta, yağ e, olayı da var. Hı hı. Protein %8 oranında, karbonhidratlar %1 oranında, diğer organik maddeler %2, inorganik maddeler de var. Bazı mineraller falan da bulunuyor. Mesela fosfor falan bulunuyor. Hı hı. Hani beynin beslenmesi için gerekli e, balık malık falan yememiz gerekiyor. Hı hı. E, inorganik maddeler bakımından da %1 oranında beynimizde inorganik madde bulunuyor diyoruz. Şimdi soracağım çok soru var da soramıyorum. Sizlerin kafası karışmasın diye ben böyle şey tamam. yapıyorum ama sinirlerle birleştirince az çok bir şeyler ortaya çıkıyor. Daha önceden anlattığın sinirlerle birleştirince. Evet, zaten e, biyolojide bütün bilgiyi veremiyorsun hocam. Evet. Çok geniş. Ne yapacak öğrenci? Ee, birinci bilgiyle ikinci bilgiyi birleştirip sentez yapıp üçüncü bilgiye kendisinin ulaşması Kavramalı gerekiyor. Kavramalı deriz ya. Kafada kavram ağları oluşturup bu bilgiyi oraya yerleştir. Daha sonra bu gelince ikisini birleştir kullan ha, vesaire. Eğer o iki bilgi varsa ha, demek ki üçüncü bilgi de vardır olayın ulaşması mi? gerekiyor. Ön beyin. Ee, şimdi ön beyin ne demiştik biz beyinle ilgili olarak? Ön beyin, orta beyin, arka beyinden oluşuyor beyin. değil mi? Ön beyin, uç beyin ve ara beyin diye Hı -hı. ikiye ayrılıyordu. Tamam. Ön beyin. Şimdi insan beyninin en büyük kısmıdır ön beynimiz. Ön derken şu ön tarafı kastetmiyoruz. Hı -hı. Uç tarafta olan aslında dışarıda olan. Dışarıda olan kabuk kısmı, dış kısmı. Şimdi kendi içerisinde uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Hı -hı. Uç beyin ne biz beyin yarım küreleri de diyoruz. Ee, arkadaşlar biz buna daha önceden beyin kabuğu da diyorduk. Beyin kabuğu. Korteks de diyebiliyorduk. Bazı soru bankalarında e, hala bu ifade geçebiliyor. Karıştırmamanız için burada e, veriyorum. Dikkat edin buna. Evet uç beyin. E, uç beyin sağ ve sol olmak üzere iki yarım küreden oluşuyor. Şu şekilde hocam bak. Sağ yarım küre, sol yarım küre. Ortada da Rolando yarığı dediğimiz bir yarık var. Bazen yine karıştırılıyor Ronaldo yarığı falan diye. Ona da dikkat edilmesi gerekiyor. E fakat birbirinden kopmuş vaziyette değil. Bunlar yine de birbirlerine e, sinir demetleriyle bağlı vaziyette. Hı hı. Tamam mı? Şimdi üst kısımda şurada beyin yarım küreleri, üst kısımda nasırlı cisim dediğimiz, altta da beyin üçgeni olarak adlandırdığımız sinir demetleriyle birbirine bağlı. Üste nasırlı cisim, alt tarafta beyin üçgeni hı hı. adı verilen sinir demetleriyle yine birbirleriyle bağlantı halinde. Bir ceviz gibi düşün. Cevizde hani böyle girintiler, çıkıntılar falan var ya. Hı hı. Aynı o cevizin iki yarısı gibi ee, bir yapıya sahip. Sağ ve sol e, olmak üzere iki yarım küreden oluşuyor. Uç beyin dediğimiz kısım. Geçelim hocam. <laughs> şimdi beyin kar yarım küreleri bizi biz yapan olayları yapıyor. O uç beyin dediğimiz tamam mı? Korteks beyin kabuğu dediğimiz. Şimdi beyin yarım küresi olarak adlandırdığımız yeni müfredatta e, kısım zekayı gerçekleştiriyor, <laughs> hafızayı, bilinci, tamam evet. mı? Aynı zamanda hayal kurmayı, istemli kas hareketlerini, konuşmayı, yazmayı, aynı zamanda duyu organlarından gelen uyartıların değerlendirilmesini ve bunlara tepki oluşturulmasını beyin yarım küreleri gerçekleştiriyor. Yani senin dilin e, tat almaz, gözün görmez aslında, kulağın duymaz, burnun koku almaz. Hepsini beyin yapar. Hocam tamam mı? Ee, beynin aslında dışarıya açılan kapılarıdır duy organları. Bunların değerlendirilmesi beyinde oluyor. Beynin neresinde oluyor? Beyin yarım kürelerinde gerçekleşiyor. Tamam. Şimdi bir kuşun mesela beyin yarım küresini alacak olursak ee, bu zeka ile alakalı olan kısımlarını kuşun bir kediden kaçmadığını görürüz. Onun kendisi için tehlikeli olduğunu düşünmez. Ağzına bir şey koysan çiğneyip yer. Onu farklı kısımlar gerçekleştiriyor çünkü. E, fakat önünde besin olsa açlıktan ölse bile alıp o besini yemez. E, atarsın havaya uçar. Fakat ne olur direğe tostlayana kadar uçar. Direkten kaçmaz. Sağa sola manevra yapmaz. Bilinçli hareketleri gerçekleştirmiyor. Yani beyin yarım küresi alınan bir e, canlı e, insan diyelim daha doğrusu sadece vücut çalışır hayvan gibi çalışır yani. Hayvansal organizma gibi. Biz işte buna ne diyoruz? Bitkisel hayat diyoruz aslında. Tamam mı hocam? Evet. evet. Şimdi bir diğer önemli nokta beyin yarım küresinden enine kesit alındığında dışta boz içte ak madde görülür. Bunu çok sık kullanacağız arkadaşlar. İşte beyincikte, omurilikte, omurilik soğanında dışta boz içte ak madde muhabbetini. Burada da şunu söylüyoruz arkadaşlar bakın. Dışta boz madde derken şöyle sinir hücrelerinin Gövde kısımları dışa bakacak şekilde şöyle gelmiş. Tamam mı hocam? Hani beynimizden enine bir kesit aldık. Bir pasta dilimi gibi arkadaşlar. Şu dış kısım şöyle baktığımız zaman şuralar boz renkte görülür. Boz hatta gri. Gri renkte de görülebiliyor. İç kısımlar ise beyaz, ak madde diyoruz. Beyaz renkte görülüyor. Nedir? İşte burada mielinli e, nöronların akson kısımları var. Ondan dolayı Ak madde diyoruz. Üst tarafta o gri dediğimiz veyahut da boz madde dediğimiz yerde nöronların gövde kısımları var. Ondan dolayı boz madde olarak adlandırıyoruz. Hadi hocam. Evet. Şimdi ne demiştik? Beynimiz bir ee, ceviz gibi girintili çıkıntılı. Tamam mı? Tamam. Beynin yarım kürelerinden içeri doğru olan girintilere... Arkadaşlar dikkat edin bu daha yeni girdi müfredatımıza. Daha önceden göstermiyorduk, söylemiyorduk. İçeri doğru olan girintilere sulkus, dışarı doğru olan çıkıntılara girus deniyor. <laughs> Tam tersi olsaymış ezberlemesi daha kolaymış. Evet. <laughs> İçeri doğru girenlere girus, çıkanlara sulkus. Çıkus. Ama... <laughs> evet. Dışarı doğru çıkanlara girus, İçeri doğru olan girintilere sulkus deniyor arkadaşlar. Yeni girdi müfredatımıza karıştırılabiliyor. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Sol yarım küre ve sağ yarım küre diye ikiye ayrılıyordu biliyorsun. Bural hocam. Ee, sol yarım küre farklı olayları gerçekleştiriyor. Sağ yarım küre ise vücudum, e, farklı olayları gerçekleştiriyor. Yine beynimizin sol yarım küresi vücudumuzun sağ tarafını, sağ yarım küresi de vücudumuzun sol tarafını kontrol ediyor hı hı. omurilik soğanında bu çaprazlanıyor sinirler çaprazlanıyor dolayısıyla sol tarafta bir kanama e, beyin kanaması falan meydana gelirse adamın sağ tarafı felç kalabiliyor İnme dediğimiz şey meydana geliyor inme şimdi sol yarım kürede neler yapılıyor sol sol yarım kürede konuşma yazma olaylarıyla alakalı e, olaylar gerçekleştiriliyor bilimsel yetenek e, sol yarım küreden denetleniyor aslında yani bilimsel yeteneği fazla olan insanlara baktığımız zaman sol yarım küre biraz daha ağır basıyor çalışıyor sayısal yetenekler yine sol yarım küreden kontrol ediliyor düşünme mantık çözümleme hep sol yarım kürede yani mühendis beyinli desek doğru olur sağ yarım küreye bakacak olursak sağ yarım kürede de görme ve hayal duyusu müzik yeteneği sanat yeteneği yüzlerin tanınması algılanması o girintiler çıkıntılar üç boyutlu algılama olabiliyor Yüzlerini tanınması noktasında. Anlama yeteneği. Yani biraz daha böyle e, sözel ağırlıklı, sayısal ağırlıklı. Solu Sanatsal ya... ağırlıklı. Sanatsal yani kitap yazma falan böyle hayal gücü yüksek olan insanlarda e, sağ yarım köre biraz daha fazla gelişmiştir. İnsanlara bakacak olursak erkeklerde e, erkek beyni, dişi beyni denen bir olay var. E, bazı beyinler erkek e, beyni, bazı beyinler dişi beyni olarak adlandırılıyor. Bazı erkeklerde dişi beyni, bazı bayanlarda da Erkek beyni olabiliyor. Bundan çok güzel bir küme sorusu çıkartıyor. <laughs> yani bas, mesela erkeklere baktığın zaman erkekler hani böyle inşaat e, olduğunda böyle harfiyat çalışması falan olduğunda gidip izliyorlar. Ne oluyor? Üç boyutlu yani e, e, düşünmeye daha yatkınlar aslında erkekler. Ondan dolayı arabayı park ederken bayanlar biraz zorluk çekebiliyorlar. Tamam biraz. mı? biraz ee, demeyelim biraz daha fazla ee, Ama sıkıntı çekebiliyorlar. Gerçekten de bilimsel bir şey. Bu şakasına değil de. Evet şakasına değil aslında. Yani bayanların o arabayı park etmekte zorlanmalarının temel sebebi dişi beyine sahip olmaları mı? Aynen öyle diyebiliriz. Yani Ama Bu herkes için geçerli değil. Hocamız da söyledi zaten. Dişi bir birey erkek bir beyne sahip, sahip olabilir. olabilir. Ya da erkek, erkek bir birey dişi bir be, evet. sahip olabilir. Dedik hocam geçelim burayı. Hı. Enteresan ama bunu öğrendim yok. Evet. Şimdi bir de vur olacağım. Beyin yarım küreleri, beyin yarım küreleri hani iki kısma kısmı ayırıyordu. Rolando yarığı dediğimiz yarıkla. Şöyle dörtte de ayrılabiliyor. Ön taraf dört lop olacak şekilde şöyle. Tamam mı? Hı hı. Nedir bunlar? İşte frontal lob, işte e, parietal lob, lob, temporal lob ve oksipital lob diye loblara ayrılabiliyor. Hı hı. E, çok basit bir şekilde çizdim ama daha da detaylı e, çizimi şekilde görüldüğü gibi. Şimdi şu kısım beyincik. Tamam mı? Bununla alakamız yok şimdilik. Şöyle baktığımız zam, zaman frontal lob e, ön tarafta ön lob, kafamızın ön kısmı şu kısmı kaplamış vaziyette, tamam mı? Yan taraflarda, şuralarda şakak e, lobu, yani temporal lob bulunuyor. Şimdi frontal lob istemli hareketlerin kontrollerini gerçekleştiriyor, tamam mı? Hatta şurada mesela şöyle motor nöronlar, motor kaslarımızın kontrolünü sağlayan sinirler var. Hı hı. Eğer buralarda bir sıkıntı meydana gelirse kasları hareket ettirmeye ettiremeyebilirsin. yani ne olur felç dediğimiz olay meydana gelebiliyor temporal lob yan tarafta şakakta demiştik ses ve kokunun algılanması burada gerçekleşiyor Koku sinirleri doğrudan oraya gidiyor kulaktakiler de oraya gidiyor yan taraftaki ses ve kokunun algılanması aynı zamanda hafıza merkezi olarak da geçebiliyor yani kokunun e, e, bazı anılar kokularla özdeşleştirilmiş vur evet. hocam. Yani mesela bir kokuyu çekiyorsun içine. Ne ne oluyor? İlk okula gidiyorsun. Mesela silgi kokusu bende vardır yani. Şu pembe silgiler. Evet, pembe silgiler <laughs> çok güzel ya. <laughs> o silgi kokusu bizim nesil tutmaz evet. da. Yani bir de e, mesela o yumurta beslenme Silgi biz biraz sohbet evet. <laughs> Beslenme saati vardı mesela o yumurta evet. kokusu. Onu çektiğim zaman o beslenme saatine giderim. Yani şu evet. an bile olsam 30 yaşında Yani kokunun da hafızası var. Kokunun da hafızası oluyor. Ses ve koku algılanması temporal lobda. Parietal lob dediğimiz e, lobda ise şöyle temas, basınç, titreme, acı, sıcaklık ve tat duyularını konuşulanı e, ve yazılanı anlama mevzuları burada gerçekleşiyor. Tamam mı? Oksipital lob dediğimiz lobda ise görme ile ilgili olaylar gerçekleşiyor. Arka tarafta şöyle. Şuraya sert bir darbe aldığın zaman kör olabilirsin kör olma ihtimali ihtimalin çok fazla. Yani biz burada genel bazı şeylerden bahsettik. Bunun çok daha da derin mevzuları da var. Mesela temporal lobda zannedersem dille alakalı mevzular da hani e, buralarda gerçekleştiriliyor. Dil öğrenen insanlarda şurada bir noktada bazı gri hücrelerin sayısı artıyor. İkinci bir dil öğrenenlerde. Yani başka başka görevleri de var. Biz sadece yüzeysel olarak bazı e, görevlerini göstermiş olduk çok daha da derine inşallah arkadaşlarımız tıbbı kazanır o zaman öğrenirler diyoruz.